Ben bu akşam Hakim Ziyech performansını çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Yani Ziyech'in ofansif noktadaki hani kilit açma görevi zaten malum yani. Bir yıldız futbolcudan bahsediyoruz ama 11 başladığı 2 maçta Galatasaray'ın bence en önemli noktalarından biri ön alan baskısı. Yani Icardi ile başlayan, savunmayı çünkü hücumda başlatan bir takım Galatasaray. İşte Icardi ile başlayan, Barış'ın destek olduğu, Mertens'in, Torreira'nın hatta Demirbay ile beraber ama Ziyech oynadığı zaman bu 2 maçtır. Sanki o ön alan baskısında tam istediği ritmi yakalayamıyor Galatasaray. Yani bunun bence karşılığı ön alan baskısı yaptığınızda yumuşak bir oyuncu, özellikle topa baskı yapmada, temaslı oyunda yumuşak bir oyuncu varsa planınız biraz düşer. Acaba evet, şu olabilir mi? Sağda Barış, solda Kerem, Ziyech yedek gibi. Onu da görebiliriz. Biz genelde Okan Hoca'nın kazanan takımla devam ettiği felsefesini bildiğimiz için ben de katılıyorum bu 11'in çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğuna. Ama senin dediğin türden önde baskıyla yapacak ve bu sert bir baskı olacaksa, ki Galatasaray'ın karakterine uygun temaslı bir baskı olacaksa, o zaman katılıyorum. Yani. Ya şimdi hoca kazanan kadroyu bozmayacak. Evet, yani Okan Hoca'nın prensiplerinden biri bu ama Kerem'in bilmiyorum bu gidişatta yedek kulübesinde devam etmesi, sezon sonuna kadarki olan süreçte sanki milli takıma da Kerem'in de futbol gelişimine, kariyerine biraz olumsuz yansıması olur mu? Çok etkileyeceğini sanmıyorum. Kerem şu anda şampiyonluğa giden bir takımın en kritik, en önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu farkında. Kalan 5 maçlık serüvende hocanın tercihlerinin elde edilecek sonuca çok katkı sağlayacağını bilecek. Saygısızlık göstermez zaten. Tabii onu kastetmiyorum ama yani. Bu onda bir düşüş yapar. Bence yapmaz. Yani mental olarak. Yapmaz. Bence şu anda bütün oyuncular, Galatasaray'da oynamayanlar dahi, kenarda olanlar dahi, direkt şampiyonluğa motive oldukları için, direkt oraya konsantre oldukları için bu değerlendirmeyi kendi içinde yapıp kısa tutarlar. Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde, şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın yıldızları, gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardılar. Bu isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. 2021 yılında Ankara Keçiören Gücü'nden transfer edilen Barış Alper, sergilediği futbolla her geçen gün performansını yukarıya çıkarıyor. Ekstra antrenmanlarla ve özel hocalarla çalışan 23 yaşındaki futbolcu, kendini sürekli geliştirerek takımın önemli oyuncuları arasına girdi. Teknik direktör Okan Buruk da performansından oldukça memnun olduğu genç yıldızdan, sezon başından bu yana büyük verim almayı başarırken, ihtiyaç olduğu bölgelerde de oynatarak, joker olarak kullandı. Sarı kırmızılılarda göz dolduran bir grafik çizen Barış Alper Yılmaz'ın, sözleşmesi yenilenerek maaşına zam yapıldı. Ancak genç futbolcunun peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Daha önce Napoli, Aston Villa, West Ham United'ın ilgi gösterip teklifte bulunduğu yıldız oyuncuyu, bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor. Barış Alper ile yakından ilgilenen Alman kulübünün, geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Milli oyuncu için 16 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Alman ekibinin, bu önerisinin yönetim tarafından anında reddedildiği öğrenildi. Aslan'ın, Barış Alper'in etkili performansını Euro 2024'te de sürdürmesini beklediği ve daha yüksek bir rakama, 23 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği de, gelen bilgiler arasında. Bu sezon 50 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asiste imza attı. 24. şampiyonluğu için mücadele eden Cimbom'da, gelecek sezon yapılanması için, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon sonu takımda önemli ayrılıklar yaşayacak olan Sarı Kırmızılılar, gidecek oyuncuların alternatifleriyle görüşmelere şimdiden başladı. Bu sefer gündeme gelen yıldız ise taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isim olmakla birlikte, deneyimli futbolcu Dries Mertens'in de oldukça yakından tanıdığı bir yıldız. Birlikte uzun yıllar forma giyen iki isim, önümüzdeki sene Sarı Kırmızılı formayı giyebilirler. Yıllarca takım arkadaşlığı yapan ikili, birlikte oynadıkları dönemde uyumları ile dikkat çekmişlerdi. Gündeme bomba gibi düşen o futbolcu, Toronto forması giyen İtalyan yıldız Lorenzo Insigne. Yaklaşık 8 sene Mertens'le Napoli forması giyen İtalyan oyuncu, çok başarılı dönemlere imza atmıştı. Önümüzdeki sezon, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı planlayan Galatasaray, bu kozu Insigne transferinde kullanmayı planlıyor. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında inayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Adana'ya gitti. Hafif ağrıları bulunan ve son antrenmana çıkmayan fil dişi sahilli futbolcu Wilfried Zaha, tedbir amaçlı Adana Demirspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.
Diğer tüm oyuncular kafileye dahil edildi. Öte yandan, 2011-2012 sezonundan bu yana, sarı kırmızılıların kalesini koruyan, efsane kaptan Fernando Muslera, flaş bir karar alarak milli takımı bıraktı. Uruguay milli takımından yapılan resmi açıklamada da, tecrübeli file bekçisinin milli takım kariyerini sonlandırdığı duyuruldu ve açıklamada, Fernando Muslera, 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Kupa Amerika zaferinin ardından Uruguay milli takımından emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu, sana çok teşekkür ediyor ifadelerine yer verildi. Uruguay milli takımının 133 maçta kalesini koruyan Fernando Muslera, bu mücadelelerde kalesinde 135 gol görürken 54 maçta ise kalesini gole kapattı. 37 yaşındaki Muslera, Uruguay milli takımı ile 2011 yılında Kupa Amerika şampiyonluğu da yaşadı. Sarı kırmızılı takım şampiyonluk yarışını sürdürürken Galatasaray kulübü kongre heyecanı yaşıyor. Başkan Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli kongreye şu an itibariyle tek aday girecek gibi görünüyor. Özbek, Aslan'ın bir numaralı ismi olduğu günden bu yana sarı kırmızılı camia adına çok önemli işler yaptı. Galatasaray'ın patronu yeni dönemde de daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek'in yeni döneminde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak kulübü faiz yükünden kurtarmak, takımı Kemerburgaz'daki yeni tesislere taşımak gibi hedefleri bulunurken mazbata sonrası ilk icraatını da şimdiden belirlemiş durumda. Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın başında kırılmadık rekor bırakmayan 50 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaray'a oynattığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Buruk'a, özellikle İtalyan kulüplerinden Lazio ve Napoli'nin ciddi bir ilgisinin olduğu belirtiliyordu. Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray da hata yapmayarak kalan 5 maçını da kazanmayı planlıyor. Lider sarı kırmızılıların 90 puanı bulunurken, geçen hafta büyük yara alan sarı lacivertlilerin ise 86 puanı bulunuyor. Fenerbahçe evinde cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, cuma akşamı karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan Cimbom, transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışıyor. Bu sezon istenilen verim alınamayan 3 isimle, sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Aslan, Endombele, Zaha ve Oliveira ile devam etmeyi düşünmüyor. Yönetim özellikle Zaha'nın yerini doldurmak için yoğun bir mesai içinde. Galatasaray, alternatif ismi Portekiz'de buldu. Porto forması giyen Galeno listeye alındı. Brezilyalı kanat oyuncusu, skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Porto formasını 44 maçta giyen yıldız futbolcu, 15 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Sambacı yıldız, Brezilya milli takımının da bir kez formasını giydi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Galeno'nun bonservis değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.